Kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hazreti Yusuf en mutlu zamanında neden ölümü temenni etmiştir? Yusuf suresi 101. ayetin tamamının meali şöyledir. Bunu okuyarak sure cevap vermeye çalışalım. Ey Rabbim! Sen bana dünya mülkünden nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim! Benim velim sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat. Yusuf peygamberin rüyası gerçekleşip dünya ve ahiret arasında mutluluk yansıtan en sağlam köprüyü kurduktan sonra yaptığı bu dua çok anlamlı ve o nispetle düşündürücü ve yönlendiricidir. Duası çok kısa olmakla beraber hayatın her parça ve bölümünü içine almakta, insanın dünyadaki yerini net olarak belirlemektedir. Yusuf Peygamber'in benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih kulların arasına kat duası iki önemli kısımda toplanıp özetlenmiştir. Birincisi Cenab-ı Hakk'a bütün mevcudiyetiyle teslim olup boyun eğdiği bir halde ruhunun alınmasını dilemesi diğeri de dünya ve ahirette iyi kişiler kaflesinde bulunmayı istemesi. Böylece birinci cümleyle insanın her şeyi Allah'a ait olduğu ve ancak onun selamet gölgesi altında bulunmak suretiyle varlığını koruyabildiği, sonunda yine dönüşünün sadece ve sadece ona olacağı anlatılıyor ve bu şuur, bu iman ve irfanla ölmenin en büyük saadet olacağına işaret ediliyor. İkinci cümleyle ise Allah'a dost doğru, imanın birleştirici, bütünleştirici ve kardeşlik duygularını geliştirici olduğu, bu doğrultuda iyi kişilere her zaman ihtiyaç duyulacağı, dünyada da ahirette de insanın toplumdan kopup yalnız başına yaşayamayacağı açıkça belirtiliyor. Böylece müminlerin kendi aralarında kardeşlik ve dostluk kurmalarının lüzumuna dolaylı şekilde dikkatler çekilmiş oluyor. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını şöyle hayalen bir düşünelim. Mısır gibi bir yere kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan köle olarak satıldığı Mısır'dan kölelikten ve iftirayla atıldığı hapishaneden en son ulaştığı Mısır'a aziz olması. Sonra yıllardır ayrı kaldığı ailesini, anne babasını başta olmak üzere kavuşması. Kendisine kötülük yapılan kardeşlerinin affedilmesi, onlarla tanışıp kaynaşması. Dolayısıyla insanın dünyada ulaşabileceği en yüksek zirveye çıkması ve böyle bir haldeyken ölümü arzulaması gösteriyor ki kabrin öbür tarafı buradan daha iyidir. Yani dünyanın en mutlu, en saadetli hali bile ahiretin cennetin en aşağısına denk gelemiyor. Böylece Yusuf Aleyhisselam kabrin öbür tarafının daha iyi olduğunu ve bu dünyanın en mesut, en saadetli halinin bile onu asla gaflete sokmadığını ve dolayısıyla kıyamete kadar müminlere böyle bir deris verildiğini açıkça görmekteyiz. Ayrıca Hz. Yusuf aleyhisselam bize sürekli ölümü hatırlamamızı ve ahirete sürekli hazır olmamızı da bu şekilde hatırlatmış oluyor.